Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Adana'da Ceyhan'da İsmail abiye konuk olduk. İsmail abimizle tanıştıracağım sizleri. İsmail abimiz de Türkiye'ye benim getiremediğim maral falfayı ilk getiren abimiz. Onun için abi sana teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii ki bu tür şeyleri getirebilme durumu imkanı olanların görevidir aslında. Evet. Yani vatan için, millet için bu bir görevdir yani. Biz böyle biliyoruz. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Çanakkale'den kalkıp, tabii ki önce vatanına gelip, evet. Vatanından sonra yanımıza gelmeyi, ayaklarına sağlık. Sizin de gönlünüze sağlık abi. Allah razı olsun. Bu röportajda yapmaktan ben mutluluk duyuyorum. Sizin gibi bir değerli arkadaşlar, her zaman için. Kapımız açıktı. Ne zaman ne şekilde isterseniz her konuda, bilgi konusunda, bunun yetişme tarzında yani herhangi bir konuda bile bildiğimiz her şeyi anlatıyoruz. Biz bilgi almaya da açığız, bilgi vermeye de açığız. Allah razı olsun. Evet. Zaten İsmail abi bu konuda kendinin YouTube kanalı da var. Evet. Oradan da İsmail abinin Maral Falfa ile ilgili çekmiş olduğu videoları, vlogları oradan seyredebilirsiniz. Onu da linkini de bırakacağım arkadaşlar. Şimdi ekranı da göreceksiniz. Oradan da İsmail abinin videolarını seyredebilirsiniz. Çünkü ülkemizde hayvancılığın kaba yem açığını kapatacak güzel bir ürün. Evet. Şimdi İsmail abi ilk önce bunun bir hikayesini bir de biz dinleyelim. Daha önce senin videolarını da izledik. Evet. Ama nasıl geldi bunun başarı hikayesini bir bize anlatır mısın? Tabii. Şimdi şöyle, bundan yaklaşık 4 yıl önce ben bu maral falfayı da 5-6 yıl önce video kanalında bu makalede okudum, gördüm. Ben bunu biraz araştırdım. Tabii ki kendim yurt dışında çalışıyordum, Suudi Arabistan'da. Orada da biraz zamanımız doluyordu tabii ki bu sosyal medyadan, işte internetten falan derken. Ben bunu araştırdım, işte nerelerde var, İspanya'da, işte Brezilya'da, şurada, burada falan derken Hindistan'da olduğu, işte Pakistan'a kadar dayandığı bu otun o taraflarda üretildiğini gördüm videolarda. Ama şans eseri sağ olsun şirketimiz bunun için değil de başka bir iş nedeniyle bizi Hindistan'a gönderdi. Evet. Biz de Hindistan'a gittik. Ben ilk önce bunları şeker kamışı olarak biliyordum yani. Sordum dedim böyle böyle bunlar işte şeker mi yaptığımız falan. Bunlar da yok ki bunlar hayvanlara ilgili. Bunun adına dedim. Orada da Napier Kras olarak geçiyor. Yani fil otu, Napier Kras bunlar aynı familya normalde ama mısır nasıl mısırdır ama marka olarak bir sürü ismi var. O şekilde baktım araştırdım bizim aradığımız maral falfa. Dedik biz bunu götürelim Türkiye'ye. Hatta orada o kadar çok ekmişler ki ben dedim ya bundan biraz götüremez miyim diye oradaki arkadaşlar dedi bir kamyon verelim sana götür dediler. Dedim ben bir kamyon istemiyorum. 3-5 tane neyse getirdik. Tabii ilk önce getirdim Suudi Arabistan'a gittim. Orada ilk şeye gelemedim hemen Türkiye'ye. 3-5 ay sonra oradan 6 tane çelikle Türkiye'ye yola çıktık. Çok şükür onu da getirdik burada. Ektik ama ektikten sonra ben tekrar yurt dışına gittim. 3-4 yıl hiç ellemedim. Gördüğün gibi orada 4 yıllık bitkiler biraz sonra da çekim yaparsın orada gördüğün gibi. Oraya ektim, bıraktım gittim. Bir yıl öncesine kadar, bir yıl önce Ahmet Bey'le işte beraber ondan daha önceden de tanışıyoruz. Bu veterinerin konusu. Aynı zamanda hemşehrimiz, aynı memleketimiz falan. Ahmet abimizin de veteriner Ahmet kardeşimizin onun da çok güzel kanalları var. Çok güzel videoları var, faydalı videoları var. Hayvancılıkla iştigal eden arkadaşlarımız mutlaka takip etsin. Onu da yine aynı şekilde linkini bırakacağım arkadaşlar şimdi. Ekranda da göreceksiniz. Mutlaka onun da kanalını takip edin. Çok güzel paylaşımlar yapıyor, çok güzel videolar yapıyor arkadaşlar. Mutlaka faydasını göreceksiniz yani. İnşallah. Ahmet arkadaşımız geçen yıl ben burada ekim yapmıştım. Uğraşıyordu. Bu devamlı gelir benim çiftliğime sağ olsun işletmeme. Bir hayvanları doğurur, kendi yerinde ilgilendi falan sağ olsun. Dedi ya abi bu nedir falan, ben dedim bak böyle böyle bir yok falan. Ahmet Bey'in de bir YouTube kanalı var, dedi abi böyle bir şey var dedi niye şey yapıyorsunuz falan. O gün yani tam bir yıl oldu bak Ahmet Bey'in videolarına bakarlarsa tam bir yıl oldu. Biz bunu Türkiye'ye duyuralım. Ahmet Bey videoda çekimini yaptı, YouTube kanalında yayınladı. Bize o kadar
telefonlar, o kadar istekler geldi ki sağ olsun insanlar. Demek ki insanlarımız bir arayış. Tabii bir çıkış var ya insanlar. Evet. O zaman biz dedik ki gerçekten güzel bir şey getirmişiz. Yoksa normalde ben ticari amaçlı şuydu falan değil. Ya, hayalim şuydu, kendi hayvanlarımı nasıl doyurabilirim? O şekilde devam ettirmek düşünüyordum. Ama Ahmet Bey videoları yayınladıktan sonra da çok talep oldu. Çok insanlar işte mutlu alalım buna bu şekilde falan. Biz de dedik en azından insanların önünü kırmayalım. Yani 3-5 çelik de olsa bir hem denemiş olur nerede ne şekilde yetişiyor diye. Biz artık bunu üretmeye başladık. Çok şükür şu an çoğalttık. Bayağı bir elimizde tarlaya da ektik. Biraz sonra da gezeriz o zaman görürsünüz yani. Tabii şöyle zaten ben hemen hemen her videoyu düştüğü anda izliyorum. Evet. Hikayesini de bildiğim için ama izlemeyen arkadaşlarımız da faydalansın diye mutlaka ben biraz da çaba sarf ediyorum. Orada da çok doğal bir şekilde nasıl böyle başarı hikayesini görüyoruz. Özellikle de tebrik ediyorum abisine, teşekkür de ediyorum. Biz teşekkür. Bize, ülkemize kazandırdın bunu. Çok şükür yani. Ondan yana çok mutluyum. Yani hepimiz mutluyuz. Allah razı olsun. Şimdi abi biz senin tecrübelerini burada ektim. Bir şu çeliğimizden, şu marafalda çeliğimizden ne kadar şey çıkıyor, çelik çıkıyor. Şimdi ya benim ekecek olduğum çelik ne kadar çıkıyor? Şimdi şu bir tane görmüş olduğumuz şuraya kadar şu anki durumda ekilebilir. Yani yaklaşık olarak da saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bu ama daha uzun zamanda 9 taneye kadar çıkabilir. Ama şu anki boy olarak baktığımızda bu da yaklaşık olarak da 3 metre falandır. Bunlar 5 metreye kadar diyor. Geçen sene Ahmet Bey'in videosunda da biz 4.20'yi ölçmüştük yani. Onu gördüm ben he. O durumlara geldiğimiz 9 tane var. Ama biz genelde şunu söylüyorum ben. Her bir tanesini 4-5 tane çelik olarak düşünelim. Yani 9'u boş verelim. Evet. 4-5 tane aldığımızda zaten bir çelikten kardeşlemeyi de birinci yıl 15 kardeşten 25 kardeş arasında bu kardeş yapar. Evet. O 15 kardeşin 5'er tane yaptığımızı düşünürsek 75 çelik. 75 çelik zaten bir kökten birinci yılda yani ektiğin 3 ay sonra alabiliyorsun yani. Evet. Böyle bir avantajı da var yani bunun. Yani bir de şöyle tohum beklemeyin arkadaşlar bundan. Biz şimdi çelik diyoruz. Evet. Bunu çelik olarak ekiyoruz tarlamıza. Tabii bunun tohumu olmuyor. Olan diyen arkadaşlar da denesinler, görsünler. Ben denedim, bana da tohum diye geldi ama olmadı. Yıllık bitki. Bu evet. Farklı bir bitki. Yani bunun aynısı değil yani. Evet. Abi bunu hem küçük başta hem büyük başta kullanabiliyor muyuz? Senin burada hayvanların da var. Evet. Hayvanlarına hem küçük başlarım var hem büyük başlarım var. Onları da deneme olarak mı yapıyorsun yoksa normalde veriyor musun? Şimdi şu an deneme sefasındayız. Sılajımızı yeni yaptık. Çok fazla da yapmadık. Çünkü bizim ilk ihtiyacımız bunu çoğaltmak. Evet. Çelik ihtiyacımız olduğundan dolayı ben şimdi çelik yaparken şunu görmüş olduğunuz gibi şuraya kadar çelik yaptığımda şu kalan kısmını hayvanlarıma yediriyorum. Evet. Çok güzel de yiyorlar. Bunun haricinde de ben bir hafta önce tekrar bir az bir miktar alanımı sılaj yaptım. Hem sılajın değerlerini ölçebilmemiz için hem hayvanlar ne şekilde yiyor diye. İlk yaptığımda koyunlarıma da verdim, videolarda çektim, siz de gördünüz. Evet, gördük. Evet, güzel bir şekilde tüketiyor yani hayvanlarımız. İnşallah bu kış sezonuna doğru bu 25 dönüm arazimizden büyük bir miktarda sılaj aldığımızda o zaman hayvanlarımızın üzerinde kesin bir sonuç olarak, kesin bir deney olarak orada sürdürülebilir devamı olan bir yem olaraktan bunu kullanacağız kısmet. İnşallah. Olur. Şimdi 25 dönüm araziye gittik. Orada da devamını göstereceğiz arkadaşlar. 600 metrekare kadar biz adımlayarak ölçtük. Evet. Şimdi demeyin yani harita mühendisi adımlayarak mı ölçer? Evet. Öyle demeyin. Pratik olarak böyle bir adımlama yaptık orada. Normalde makine ya da metre ölçmemiz lazım ama 39 kısmına bakmayın. Adımlayarak ölçtük. Bir 600 metre kadar yaklaşık bir alandan çıkan çelikle tek seferdeki biçimde evet. 25 dönüm yere ekmiş İsmail abimiz. Doğru. Demek ki yani eğer 600 metre karelik bir yere ekerseniz 25 dönüm yeri bir seferde ekebiliyorsunuz. Evet. Yani 3 sefer eğer biçim aldığımızı düşürsek, çelik aldığımızı düşürsek atıyorum sezonda 75 dönüm arazi ekebilirsiniz. Çıkabilir aslında burada. Mutlaka şimdi şöyle bu bölgesel olarak değişebilir ama. Yani tabii. Mesela biz bunun konuştuğumuz konular Çukurova ve Akdeniz iklimi üzerinde konuşuyoruz. İç Anadolu'yu konuşmuyoruz. Türkiye genelinde de
Biz burada 3 çelik alıyorsak, onlar orada yani 3 defa çelik alıyorsak İç Anadolu bölgesi de 1 veya 2 defa alabilir. Yani evet. Burada her Türkiye'nin her tarafı 3 çelik alacak diye bir şey yok. 3 biçim yapacak diye bir şey yok yani. Biz sadece bunu Adana bölgesi, Adana bölgesi ve benzer iklimlerdeki yani Akdeniz iklimine uygun bölgelerde denedik yani. Şimdi bunu ekerken bizim sıra aramız ne olacak? Sıra üstümüz ne olacak? Sıra arası 75 santim. Yani 75 santimi de şuna göre diyorum. Genel olarak bizim Türkiye genelinde mısırımız ve buna benzer şeyler çok ekilir. Elimizdeki ekipmanlar o metreye göre uygundur. 75 santim arasında traktör rahat bir şekilde gidip gelebilir. İleriki zamanlarda ufaktan bir çapa çekilip işte hayvan gübresinin dağıtımında veya kimyasal gübrede bu şekillerde veya tabanını çapalama konusunda evet. falan traktör rahat girebilsin diye 75 santim olaraktan o zaman ayarladım. Şöyle diyebilir miyiz? Senin elindeki ekipmana göre evet. aslında bunu ayarlayabilirsin. Yani 75 ise 75, 1 metre ise 1 metre. Senin ekipmanın Tabii. nasılsa ona göre ekimini yapabilirsin. Yapmak yani. Gerekir. Ama sıra üstünde de benim yaptığım tecrübelere göre de 30 santimin altına düşmemek, 60 santimi de geçmemek. Yani 40 da olabilir, 50 de olabilir. Yani ara mesafesi. Orada sıranın aslında orada sulama da aslında önemli sanki. Eğer damlamayla suluyorsanız damlamanızın damlatma mesafesi neyse ona göre olabilir. Tabii o da var. Ya da sarma sulamayla suluyorsanız da yerinizin toprağın su tutma kapasitesi. Bunlara göre toprağınızı tanıyorsanız eğer toprağınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Artı bir de şu da var. Şimdi bu kardeşlemeyi yıl geçtikçe çoğalttığı için ara mesafesi 50-60 santimlerde olursa atıyorum 3 sene sonra o alanı kapatmış olacak. Ha, evet evet. Şimdi ondan bir şey yapalım. Evet. İki çeliğin çoğalması. Ha 75 santimi de kapattırmayacağız. Arada çapa yapacağımız için. Bu sadece sırtlamanın üzerinde kalacak olan yerini birbirine tamamlayacağız. Eğer çok yakın ekersek bunlar bu sefer yana sağa sola gitmeye çalışır ve gelen bizim ürünümüzde çok ince olur. Sık olduğu için. Anladım. He, tamam. Şimdi zaten biz o kardeşlemeyi de şimdi sahada da göstereceğiz abi. Onu sen bize göstereceksin. Kardeşlemeyi nasıl yapıyor. Bir kesilmiş oradaki kardeşlemeyi hepsini göstereceğiz. Evet. Kendi videolarında normalde var zaten. Ama parça parça hep videolar. O çünkü çok heyecanlı. Evet. Her seferinde bu güzel ürünü, güzel şeylerini görüyor, hemen koyuyor video. Ben görüyorum ama şimdi biz bunların hepsini tek bir videoda toplayacakmışız gibi olacak aslında. Evet. Ya biz şimdi bir de profesyonel değiliz yani işin açıkçası sizin kadar bu işlerde. Estağfurullah. Ben o an için ne gördüysem, ne şey yaptıysam onu çekiyorum, onu atıyorum. Ama yani. Ben çok faydalanıyorum. Sizden Allah razı olsun. Gerekse Ahmet Hocam da Allah razı olsun. İzledikçe de feyiz alıyorum. Çünkü ben baştan beri de izlediğim için, merakım da olduğu için evet. izliyorum, feyiz alıyorum, ha diyorum bu böyle güzel olmuş. Evet. Bu zaman güzel olmuş. Ama tabii parça parça bunu vakit olup da izlemeyen arkadaşlarımız tabii. Yani bu video izlediklerinde hepsini bir kalemde görürler. Ama merak ettiklerinde daha detaylı olarak İsmail abinin YouTube kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii. Şimdi İsmail abi biz bunu ektiğimiz bölgede eğer ısı sorunumuz varsa bu kaç dereceye kadar dayanıyor? Ben ona karşı eğer don varsa, dona karşı nasıl önlem alabilirim? Şimdi ben bunu denediğimde şöyle, bundan 3 yıl önce tabii Adana bölgesi bilir. Eksi 8-10 dereceleri gördü. Hatta limon ağaçlarının ve portakal ağaçlarının, mandalina ağaçlarının soğuktan yandığını söylediler bana. Ben burada yoktu ama yani. Ben dedim ki tamam bizim bu bitkiler gitti. Yani bu artık bu dona dayanamaz diye. Ama Mart'ın 15'inde baktım ki o yanan kökle tekrar filiz verdi. Ben o zaman umutlandım dedim. Tamam biz bunun denemesini yaptık. Ha neye göre? Eksi 8-10 dereceye kadar. Bugün eksi 20-25 dereceleri ben şu olur diyemem. Çünkü bu yıl deneyeceğiz. Bu yıl gönderdik işte Konya'da, efendim Ankara'da, bu bölgelerde, Ağrı'da, Van'da, bu en soğuk bölgelere bile gönderdik çeliklerimizden. Onları ne zaman sonuçlarını alacağız? Önümüzdeki baharda. Şu an tutar. Türkiye'nin her tarafında yeşillenir. Herhangi bir sıkıntı olmaz yaz sezonunda. Ama önemli olan bizim için kışı atlatabilmesi için bilmesi. Kışı atlatıp baharda bunlar yeşilleniyorsa o bölgede tamam demektir. Şimdi de bunların geri dönüşlerini sen mutlaka alacaksın. Tabii. Onların eğer geri dönüşlerini de onları not olarak alırsan, bilgi olarak alırsan
onlara güzel böyle bir arşiv yapalım olmazsa. Tabii, memleketimize güzel bir şey kazandıralım. Bunların da gerekirse üniversiteyle birlikte çalışalım. Hep birlikte sizlerin de desteğiyle parça parça gelen feedbackler diyorlar ya ona. Evet. Geri dönüşleri tek tek not da alalım. Tabii. En azından daha güzel nasıl yapabilirizin çaresini bulabiliriz en azından. Öyle bir faydası olur. Hem o yönden hem hangi bölgelerde ne nasıl şey ne şekilde oluyor. Evet. Şimdi mesela Ağrı'da inşallah olur ama olmazsa ben şunu düşünüyorum. Yani bu tür soğuk memleketlerde olmazsa tabii ki bunun işin ucunda ölüm yok. Nedir? Olan yerlere yönelelim ki oralarda çok üretelim. O taraflara gönderelim ki oraların da maliyeti düşsün. Aynen doğru söylüyorsun. Evet. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Siz denediniz mi bilmiyorum. Kıraç arazilerde de oluyor mu? Mesela diyelim ki sulak arazilerde hani dikiyorsun. Evet. Suyun var, her şeyin var. İmkanını sağladın. Ama kıraç arazide su yok. Sadece kışın suyuyla acaba oluyor mu? Ya da rakımı yüksek olan yerde de oluyor mu? Hiç bir denemeniz oldu mu? Şimdi rakımı yüksek olan yerlere gönderdik. Ben gene söylüyorum. Bu yıl ne deneyebilirsek onun için. Çünkü bu yıl evet. Biz çelik satışına başladık. Türkiye genelinde de böyle yani. Dışarıdan getirenler, oradan getiren, buradan getiren onlar da bu yıl verdiler yani. Evet. Kırsal kesime. Ben de aynı şekilde bu yıl çelik sattım yani. Oralardan veriler geldikçe bakacağız nereden ne şekilde olduğunu. Ona göre de bütün Türkiye'ye temiz ve düzgün bir bilgi verebilirim. Evet, hatta ben de şöyle düşünüyorum. Kendim de katkı verebilirsem inşallah vermeye çalışacağım. Hem burada yaylada hem de Çanakkale'de böyle küçük bir bölgede, kıraç bölgede ekip acaba sadece kışın suyuyla Evet. Bir kere bile olsa biçsem ne Evet. Oluyor onu görüp insanlara paylaşmak da istiyorum açıkçası. O bilgiler çünkü gelecek için çok önemli, değerli bilgiler. Bizim ülkemizde nasıl bu yetişiyor? Evet. O da güzel bilgiler diye düşünüyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim. Mesela bu suyu seviyor ama bizim hesapladığımızda da mısıra verdiğimiz su kadar su tüketmiyor. Evet. Çünkü niye? Bunun verim bakımına baktığımızda 1000 metre kareden ortalama, Türkiye ortalamasını söylüyorum ben, 30-35-40'ları bulacağına inanıyorum yani. Ama Çukurova'da bizim burada Allah'ın izniyle ben bir sezonda bunun 80 tonu aşacağını düşünüyorum çok yani. Çok süper bir verim yani. Evet. Şimdi 1000 metrekareden biz Türkiye ortalamasına baktığımızda 35-40 ton aldığımızı düşünürsek mısır silajının da Türkiye ortalaması 4-5 ton. Türkiye Evet. Ortalaması. 5 ton araziyi aldığın 1000 metrekareyle 35 şişe yaptığında yaklaşık olaraktan nereden baksan 6-7 katı rahatlıkla. 6-7 kat arazi yani 7-8 dönüm araziyi sulamak nerede? Bir dönüm araziyi sulamak nerede yani? Baktığımızda aslında bu bitki suyu daha az tüketiyor yani bizim hesabımızda diyor. Şimdi İsmail abi bunu ektik tarlamıza. Güzel de verimini aldık. Evet. Kocaman da bitkilerimiz oldu Allah'ın izniyle. İnşallah. Peki ben bunu nasıl kaldıracağım tarladan? Şimdi Türkiye'nin her tarafında hemen şu an mısır sıracı yapılan Evet. Bölgeler. Yani %90'ı mısır sıracı yapıyor. Evet. Bu yaklaşık bir 20 senedir böyle. 20 sene önce hiç kimse bilmiyordu. Bilmiyordu evet. Mısır sıracının nasıl olur diye. Ama şu an ekipmanlarımız çok şükür var. İlk çıkan ekipmanlar bile, yani bizim tabirimizde tek sıralı olan sılaj makineleri bile bunu biçebilir. Nasıl? Üzerine bir çatal yapıldığı sürece, ben bunu hatta bir yabancı videoda gördüm yani. Evet tamam, onun aslında sıralı, o önemli bir konu. Evet. Çünkü birçok insanın büyük o sıra bağımsız sılaj makinesi olmayabiliyor. Evet. Öyle bir şey yapabilirsek insanlara güzel bir ufuk açmış oluruz. Tabii. Şimdi bunu çatal yaptıklarında aynı mısırın tek sırayı nasıl biçiyorsa o vaziyette aynı şekilde biçebiliyor. Onun haricinde şimdi traktör arkasına takılan sıra bağımsız sılaj makineleri var. Normal hemen birçok için. Evet. Onlar için sıkıntı yok zaten. Ama onun haricinde de şimdi bizim bu bölgelerde size videoda da gösterdiğim devasa büyük bizim mısır sılajı yapan biçerlerimiz var. Onlarla ben bunu biçtirdim. Çok güzel bir anlaman aldım. Sılajını da gördüğünüz yani çok güzel Evet. Bir şekilde şey yaptı. Parçaladı yani. O da olacak inşallah. Onun haricinde de küçük bir makine üzerinde çalışıyoruz. Size de gösterdik yani. Bu da nedir? İşte
insanlar işte 15, 20, neyse 50 koyunu olup da bahçesinde bunu yetiştirip nasıl kıyarım, nasıl parçalarım durumunda küçük bir makine üzerinde çalışıyoruz. İnşallah olacak o da. Onu da aynı şekilde böyle taze vermek için veya işte kendisi sıraç yapabilmesi için elektrikli bir makine tasarımındayız. Gördüm, onu elle veriyorsunuz. Evet. Elle verip öbür taraftan kıyırmış olarak çıkacak. Evet. İnşallah o günleri görürüz. İnşallah. Herkes rahat rahat bunu yetiştirebilmiş olur. Tamam. Şimdi abi bir de çeliğimizi nasıl kesiyoruz? Bir ona bakalım. Bir de ne şekilde dikiyoruz? Onlar da bir de şimdi hem burada hem de kamerada göster. Olmazsa ben kamera arkasına geçeyim. Şöyle kamera arkasına geçeyim. Tamam. Sen bize göster abi. Tamam. Ben kamerayı alayım. Tamam. Şimdi çelik hazırlamamız gördüğün gibi bunu kestikten sonra şu iki boğum. Bu iki boğum bir çelik yapıyor. Yani şu vaziyette şunu kestiğimizde görüyorsunuz içi de bunun doludur. Yani şimdi bazı aldığımızda şunun yönü önemli değil mi abi? Ki bu, şimdi bunu şu yapraklarını bu vaziyette bırakayım. Hem bu buna koruyuculuk yapıyor hem yönünü bilelim diyerekten. Şu alt kısmında yaprak olmaz zaten. Evet. Bunu bu vaziyette yaprakları yukarı gelecek şekilde şöyle 45 derece açılım düşünürsek şu vaziyette şuraya kadar toprağını dolduracağız. Bu vaziyette ekildiğinde hem buradan filizleme yapacak hem buradan filizleme yapacak. Evet. Bu doğru ekimimiz. Bu 45 derece açılımında neden böyle ekiyoruz diye böyle ekmiyoruz diye sorulan sorular var. Bunu böyle ektiğimizde bu alttan gelen filizler ve üstten gelen filizler üsttekiler alttakilerini bastırıyor. Bu sefer gelişimi durduruyor. Hmm. Yani benim araştırdığım videoları da adamlar bunu bu şekilde ekiyorlar yani. Böyle olursa bu buradan çıkıyor, doğruluyor. Bu da buradan çıkıp doğruluyor. Aradaki mesafeyi de aynı zamanda kapatmış oluyor ve güzel de verim alınıyor. Evet. Olayımız bu. Anladım, tamam. Şöyle ölçelim İsmail abi. Tamam. Şimdi şu diktiğimiz şöyle hemen metreyle. Metreyi ben buradan tutabilirim. Tabii. Siz de oradan tutun. Şu an şöyle en üst nokta... Bir ayağınızda basın abi oradan. Tamam. Şu an en üst noktamız. Evet, şöyle gelelim. Gel şöyle. 3.40. Evet. Evet, şu an 3.40. Bu normalinde 4-4.5-5 metreleri de buluyor yani. Evet. Bu daha tam olgunlaşmamış. Bunun normalinde biraz daha beklemesi gerekiyor. Evet, biz bunu bugün çekim için kestik. Evet. İsmail abi, bir de şimdi o küçük başlar için daha ince yapraklı bir şey vardı. Onu da bir gösterebilir misin? O da bu. Şimdi şöyle baktığımızda şundan şunun farkını görebilirsiniz. Şöyle. Hatta şunu da gösterebiliriz. O da kökten aldı. Bu da kök kısmından. Şimdi bununki daha ince ve daha çok yeşil. Evet. Daha çok yeşil, daha çok yaprağı yumuşak yani buna göre. Şöyle baktığımızda. Evet. Evet, şu biraz daha sert. Evet. Bu biraz daha hafif bir yumuşaklık var. Şu. Yanlış yapmayalım. Şu. Evet, tamam işte şu. Evet. Şu biraz daha yumuşak. Evet. Bunda bu biraz daha sert. Evet. Hafif bir sertlik var. Sanki kargıya benzer. Hani bizim bu bölgede kargı derler ya. Şimdi bu daha ince olduğu için ben bunu küçük başta daha iyi yer diyerekten böyle de yapıyorum zaten. Ama arasında fark var mı diye sorarsanız tabii ki var. Biraz verimi bunun daha düşük yani. Verim olarak. En yüksek verimi yapan bu. Bu daha düşük. Evet. Koyunlar için, kuzular için diye düşündüğümüz. Boy olarak daha biraz daha da küçük yani. Evet. En uygunu bu aslında. Büyük başlar için. Küçük başlara da bunu küçük böyle daha taze olsun diye düşünürlerse bunu tercih edebilirler yani. Evet. Bu da ama yine çelikle üretiyoruz değil mi? Tabii beraber. Bu da çelikle. Evet. Bunun da tohumu yok. Olmuyor yani. Tamam abi. İsmail abi de şimdi ilk getirdiği çeliklerin 4 yıllık olanlarını gösterecek. 4 yıl önce getirdiklerini gösterecek. Bu görmüş olduğunuz tam 4 yıllık bir bitki. Kök olarak 4 yıllık. Şöyle kökünü de görebiliyorsunuz kendinize. Yani Türkiye'de 4 yılını tamamladı. 5. yılına girecek yani. Bu maşallah. Bir defa biçildi. Evet. Bu ikinci biçimi bunun. Bu yıl için. Evet. İkinci bir hasatı geldi yani. Ama tabii biz bunu bekletiyoruz. Niye? Çelik ihtiyacımız var.
Ondan dolayı biraz daha geciktirmemiz gerekiyor. Peki abi kaç yıl kalıyor bu tarlada? Bir ektim, kaç yıl sonra bunun yenisini ekmem gerekiyor? Şimdi şöyle, ben bunu araştırdığım bütün verilerde en az 8-10 yılı söylüyorlar. Evet. Ama ömrümüz olursa, ölmez de sağ olursak onu göreceğiz. Evet, yani. Onu da araştırmalarımızı ekleyeceğiz. Tabii. Şu an 4 yılını tamamladı, 5. yıla girdi yani buradaki köklerimiz. Çok iyi. Evet. Burası da aynı şekilde. Bunlar kışın burada serada ekmek. Bunların, bu seranın videosunu gördüm abi, evet. İzledim. Evet. Burası seramızın olduğu yer. Şu 2 yıllık kökümüz. Bu gittikçe kardeşlemesini yükseltiyor her yıl. Şu da 2 yıllık, bak burada daha rahat görebilirsiniz. En az saymaya kalksak burada 50-60 kardeş vardır yani. Şöyle. Evet. Aa, sayamayız bile ya. Evet. Yani şuna bak, sana bak. En az yani. 2, 3, 4, baya var yani. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şurası 11. Şöyle düşünürsek en az 50 tane 60 tane vardır yani. Evet. Demek yani ne yapıyor? Her biçimden sonra kardeşlemeyi arttırıyor. Tabii. Her biçimden sonra kardeşlemeyi arttırıyor. Oradaki 4 yıllık da şu an 70-80 tane var yani üzerinde. Evet. Buradakiler, şu sıraları ben yatırarak ektiğim sıralar. Bunlar daha yeni bu senenin ürünleri. Bunları yeni ektim. Gördüğün gibi şöyle iç kısma geçebilirsek. Evet, sen önden git abi, ben arkada şöyle yavaş yavaş geleyim. Evet. Şöyle. Şuraya göreyim, bunlar serada yetişmişti. Bunların üst kısımlarını aldık. Kışın sera. Bak burası, evet. Seranın şöyle cidarları. Bunu köklü olarak bu seradan sattıklarımız ve kalan kısımları bunlar. Bunlar artık çelik oluştu. Bir defa da çeliğini sattık yani. Evet. Böyle bir şeyimiz de var yani. Şu 2 yıllık köktü, bunun yarı çeliğini aldım. Ben de görüyorum, yeni kestiğim yerlerden filizler, evet, tekrar vermeye başladı. Evet, şu yeni filizler. Bunlar da 20-25 günlük bir ürünler. Peki seyretme yaptığın zaman hiç denedin mi abi? Diyelim ki mesela ben burada şunlar önde gitmiş mesela, ben bunları kesip ince bile olsa başka kendi yerine diksem, seyrettiğinde bunlar daha hızlı büyüyor mu? Böyle bir şey denedin mi hiç? Tabii. Çünkü seyrettiğinde biraz daha güneşini daha rahat alıyor, daha kalınlaşıyor yani. He, anladım, böyle tamam. Böyle bir özelliği de var yani. Buradan şöyle geldiğimizde, şu da işte dediğim ikinci ürün. Görüyorsun yani ikinci. Ha, kuzular için dediğimiz, evet, dediğimiz ürün. Zaten şöyle yan yana getirdiğinde yapraklarında bir farklılık görürsünüz. Evet, benzer şey çünkü bu yumuşak olduğu için aşağı eğilmiş, evet. Bu sert olduğu için dik yukarı çıkmış, evet. Yukarı çıkmış. Şimdi İsmail abi bize hem sahada o çelik için kestiğimiz yerdeki kardeşlemeyi, hem de yeni kelle silaj için biçilen yerdeki kardeşlemeyi gösterecek. Evet. Bir onlara bakalım İsmail abi. Şimdi bak, bunu ben çelik için bundan 15 gün önce kestim. Bu videolarda var, benim video kanalımda da var aynı şekilde, YouTube kanalımda. Kestikten sonra bak, şurada 1, 2, 3 tane kardeş kesmişiz. Ama yanından gelen bak 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 tane yanından gelmiş. Bu 3 tane. Evet. Şimdi bu tekrar büyüdükten sonra bunların yanından da bir kardeşleme veriyor. Mesela şurada gösterebiliriz. Bak. Şuradaki olayı. Bak. Şunu evet. Bakabilirsek. Bak şu biraz daha büyüdükten sonra yanından koltuk veriyor. Her evet. Bir tanesinden 2 tane, 3 tane daha. Yani bu gördüğünüz gibi bu şimdi 3-4 gün sonra yanından kardeşlemeyi verirler tekrar bir daha. Bu normal bir kardeşleme vermiş. Artı bunun yanından da her bir kardeşin yanından bir kardeş daha çıkıyor. Evet. Böyle güzelliği de var. Bak şurada bir hemen bir örneğini ben gördüm. Bak şöyle. Evet. Bak şu küçük, bak mini minnacık. Evet. Şuradan vermiş. 2 tane vermiş hatta bak. Evet. Bir burada, bir burada. Bu şimdi bir tane daha buradan gelir. 3 tane, 4 tane, 5 tane olabiliyor. Hatta bak şu 3 tane vermiş bak. Evet, evet. Hayır, şu en küçüğünü ben göreyim, evet. Örnek olsun diye ben şey yaptım. Evet, şu an 3 tane. Bu 4-5 tane devam ediyor. Yani buradaki 2 tane kesilmişten yaklaşık olaraktan bir 10-15 tane daha çıkacak yani. Evet. O vaziyette kardeşlemesini de çoğaltıyor. Bakın mesela şuradaki bir şey.
gördüğünüz gibi bak bir taneymiş kök. Gördünüz evet, mü? Heh, bir tane aynen. Kökten 1, 2, 3 daha bundan verecek yani. 3-4 tane daha verecek. Evet. Yani zaman geçtikçe bunun kökü eskidikçe kardeşlemesini fazlalaştırıyor yani. Evet. Ürün olarak da tabii ki şimdi bu sene az ürün aldıysan seneye daha fazla ürün almış olacaksın. Evet. Veya ikinci, üçüncü biçiminde daha fazla alacaksın. Böyle aynen. Bir özelliği de var. Şimdi şu çelik için aldığımız yerin hemen yan tarafında burada da normalde silaj için biçtiğimiz yer var. Bir hafta önce burayı biçmiştik. Gördüğünüz gibi büyük makineler bunun üstünden geçti, kesti, parçaladı, ezdiler. Ama şu an tekrar gene kardeşleme olayını sürdürüyor. Yani bu kadar da dayanıklı bir bitki. Evet. Bu da bir haftalık yani şu an. Bir hafta önce biçildi. Bayramdan bir gün önce de yani bundan 4 gün önce de suyunu verdik. Suyunu verdik. Yani şunlar sudan sonra çıkanlar. 4 günlük filizlenmiş olanlar. Çok güzel abi. Yani şu an 4 günlük filizler. Burayı da işte gördüğünüz gibi silaj yaptık. Deneme amaçlı. Bu silajın değerlerini ölçeceğiz. Ona göre de değerlendirme yapacağız. İnşallah o değerlendirmelerin hepsini güzel bir arşiv yaparız abi. İnşallah. Yabani ot mücadelesi de burada zaten ilk ektiğimiz çelikte bir mücadele veriyorum. Ondan sonrasını bırakayım. Bu vaziyette. Evet. O zaman da istersen çapa yapıp da kullan yapabilirsin. İstersen de kendin zirai yani ilaçlama gibi bir şey yapabilirsin. Hassasiyetine göre değişir. Tabii. İsmail abinin de çiftliği zaten hemen tam şu karşımız. Evet. Az önce çok rüzgar vardı burada ve çok sıcak Adana'da. Onun için geldik çiftliğin içerisinde çekim yaptık. Evet. Şimdi de burada devam ediyoruz. Şimdi yeni ektiğimiz çeliklere geçiyoruz. Bu 600 metrekareden evet. Şurada göreceğimiz şimdi bak şuradaki 25 dönüm araziye çelik yetiştirdik. Şimdi buraya hangi açıyla diktik, nasıl diktik onları şöyle bir bakalım. Bak şöyle değil mi? Evet. 45 derecelik bir açı. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar da filizlenmeye başladılar. Bak dediğim olay şu. Bu şimdi buradan geliyor. Tabandaki boğumdan. Şu tabandaki boğumdan geliyor. Şu üst kısmındaki. Bu tabandaki boğum. Bunun şuraya uzun olduğuna bakmayın. Biraz uzun kestim ben. Şu boğum şurada toprağa yakın ikinci boğum. Evet. Bu şimdi burada biraz daha kendini toparladığında buradan da kök verecek tabana. Şimdi buradan tekrar bir daha filizleme gelecek yani. Bazılarında gelmişti. Evet. Yani dikiş açısı da aynı bu şekilde yani arkadaşlar. Evet. 45 derece açılım dediğimiz olay bu. Şuradan görüyorsun mesela bunların %90'ı tutmuş yani. Kuru gibi görünüyor ama hep yeşillenmeye başlamışlar gördüğünüz gibi. Evet. Bunlar bir 20 gün bir ay sonra burada bu sırayı kapatır Allah kısmet ederse. Hani burası hemen hemen ne kadar oldu abi ekeli? 10-12 günlük bir mesele yani. Tamam. Ektim. Peki ilk yani ektiğimizde şey veriyoruz mu? Can suyu gibi bir şey veriyoruz değil mi? Tabii. Ben burayı normalinde şimdi şöyle bir şey de daha yaptım burada denemeyi. Daha önce şu sırt yerlere ekiyordum. Evet. Ama bu sene bu çukur kısmına ektim. Benim elimde sıvı hayvan gübresi olduğu için ben bunu suyla beraber bunları da değerlendirmek istiyorum. Ha, tamam. Aslında benim dikkatimi çekti. Çünkü orada sırtta burada niye evet. Ben soracaktım siz söylediniz abi. Evet. Şimdi bu çukur kısımlarına hayvan gübresi daha rahat gelecek. Daha iyi etki yapacak. Ondan dolayı ektik. Bunu da böyle denedik. Arkadaşlar İsmail abiyle maral falfamızı size mümkün olduğunca detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türkiye'nin her tarafına yayılır. İnşallah. İsmail abiye de ben özellikle teşekkür ederim. Hiçbir bilgisi, hiçbir tecrübesini çekinmeden aktardı. Yani bilgi bende kalsın falan da demedi. Kendisi tabii bu işin ticaretiyle illaki uğraşıyor. Çünkü kendisinin ekmek parası bu işten ekmek yiyor. Helal da hoş olsun. Allah da senden razı olsun abi. Bize kapınızı açtın. Bunları hepsini gösterdin bize. Şimdi Allah sizden de razı olsun. Ben ne kadar çaba gösterdiysem siz de ona yakın bir çaba gösterdiniz. Niye? Benim yetiştirmemi Türkiye'ye yaymanız için Çanakkale'den kalktınız, memleketinize geldiniz, benim yerime geldiniz, bu çekimi yaptınız. Öncelikle bundan dolayı size ayrı bir teşekkür ederim. Evet, sağ olasın, size teşekkür ederiz. Ben videomuzun faydalı olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Sizler de eğer videomuzu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olarak dostlarınızla da mutlaka paylaşın. Çünkü bu gerçekten güzel bir
başarı hikayesi, İsmail abinin başarı hikayesi. Bu başarı hikayelerinin ve bu güzel faydalı içeriklerinde daha fazla kitleye ulaşması için dostlarınızı mutlaka paylaşın arkadaşlar. Senin son olarak söyleyeceğin bir şey var mı İsmail abi? Arkadaşlarımıza, takipçilerimize, dostlarımıza. Ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiğiniz için herkese buradan bugün bayramın 4. günü bütün Türkiye'nin Kurban Bayramı kutlu olsun, mübarek olsun diyorum. Herkese saygı, sevgi, sağlıklı günler diliyorum. Tabii bayramın 4. günü geldik ama inşallah videomuzu en kısa sürede yayınlarız. Tabii. Çünkü ben haftada bir kere video yayınlıyorum. Her cumartesi günü saat 10'da. Allah kısmet ederse de ilk fırsatta bunu yayınlayacağız ama yayınladığımız zaman da bayram gibi izleyin inşallah arkadaşlar bunu. İnşallah, inşallah. Bu arada da İsmail abi takip etmeyi unutmayın. Çünkü en güzel, evet, en canlı bilgiler onda yani. Ben de Ceymun Maral Falfa yetiştirici olaraktan YouTube kanalım var. Ceymun diyerekten yazdığınızda YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ben zaten linkini koyuyorum aşağıya. Sayfasını da koyuyorum. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Herkese Adana'dan, Ceyhan'dan kucak dolusu selamlar, saygılar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Gıda güvenle kalın. Haftaya farklı bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Her gibi etmen gerekiyor. Adana Ceyhan'da. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, sen madem Adana'daysan, tamam mı? Bir müsait olduğumuzda görüşelim. Sen gel burada hem gör, ona göre bir görüşme yaparız, olur mu?